Gayrimenkul sahiplerini yakından ilgilendiren emlak vergisinin ikinci taksit ödemelerinin son günü yaklaşıyor. 1 Kasım'da başlayan emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım'da son buluyor. Milyonlarca gayrimenkul sahibinin ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinde ikinci taksit dönemi 30 Kasım'da son buluyor. Vergi ödemekle yükümlü olanlar elini çabuk tutması ve son güne bırakmamaları konusunda uyarılıyor. Milyonlarca gayrimenkul sahibinin ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinin ikinci taksiti 30 Kasım'da son buluyor. Kimler bu vergiyi ödemekle mükellef? Ödenmediği takdirde cezası var mı? Nasıl ödeniyor? Nereye ödeniyor? Emlak vergisiyle ilgili bilinmeyenleri sizler için araştırdık. Son ödeme tarihine kısa bir süre kalırken emlak vergisi mükelleflerine önemli uyarılarda bulunan Çanakkale Belediyesi Emlak Vergi Çevre Temizlik Harcamaları Katılım Payları Birim Sorumlusu Hülya Acar şunları söyledi. Emlak vergisi sabit bir yapımız varsa, içinde yaşanılabilir konumda sabit bir yapımız varsa, her ne kadar tapuda arsa bile geçse bina vasfındaki taşınmazların hepsi emlak vergisine, arsa vasfındaki taşınmazlar yine aynı şekilde arsa vergisine, arazi vasfındaki taşınmazlarımız da arazi vergisine tabi olup hepsi emlak vergisi adı altında toplanmaktadır. Bunun maliyeti Maliye Bakanlığı'nın, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediği metrekare maliyet bedelleri var. Takdir komisyonları tarafından belirlenen arsa birim metrekare değerleri var. Onlarla birlikte bunlar yıllık olarak 4 yılda bir komisyonlar tarafından belirleniyor. Daha sonra da yeniden değerleme oranınca yıllık olarak arttırılıyor. Belediyelere ödeniyor ama bunun üzerinden onda biri de devlete taşınmaz kültür varlığı adı altında vergi olarak alınmaktadır. Ödeme yapmak isteyen vatandaşların taşınmazın bulunduğu belediyeye başvurarak ya da belediyeye gitmeden de ödeme yapabileceğini ifade eden Acar, kişilerin sadece kişisel telefon kayıtlarını güncellemesi gerektiğine dikkat çekti. İnternet ortamından ödenebiliyor, belediyeye girerekten, normal belediye sayfasından. Yalnız şimdi kişisel veriler kanunu gereğince belli bilgileri kısıtlamak zorunda kaldık. O yüzden kişileri muhakkak belediyeyi arayıp sicillerindeki telefon kayıtlarını güncellemeleri gerekir. Çünkü SMS gitmesi gerekiyor kişiye. Oradan işlem yapabilirler, internet üzerinden ödeme yapabilirler e-belediyeden. Normal veznelerden ödenebilir, bütün muhtarlık veznelerimiz de var. Normal şeyden IBAN'a yatırılabilir, hesap numarasına yatırılabilir. Bunların hepsine çok rahat ulaşabilirler. Evet, 30 Kasım'da eğer bir uzatma herhangi bir şey olmazsa, ki bu zaten kanun o gün içerisinde muhakkak yayınlanır, duyarız hepimiz de, biz de bunun ilanını yaparız. Ödenmediği takdirde gecikmeyle karşılaşmak zorunda kalır vatandaşlarımız.